artık hazırlıklar yapıldı ve zorlu 90 dakika başladı. Karşılaşmaya başlayan taraf Sparta Prag oldu. 15 bine aşkın seyircinin coşkulu tezahüratıyla Galatasaray maça iyi başlamak istiyor. Ve ilk faul bizden geliyor. Serbest vuruş kullanacak Sparta Prag takımı. Kubay'ın hakem Pio'ya itirazı var o bölgede. Maçın henüz ilk dakikası. Eğer Tugay sarı kart görürse görev yapamayacak bundan sonraki karşılaşmada Borussia Dortmund önünde. Ali Sabiha Stadında coşkulu bir seyirci. İyi günde, kötü günde, karda, yağmurda, çamurda, deplasmanda takımını yalnız bırakmayan seyirci bu akşam da Prag maçı için tribünlere koştu ve Galatasaray'ı destekliyor. Sparta Prag atak şansı aradı. Varan ekli ama bir faul daha ve sarı kart çıkıyor Fatih'e. Maçın ilk sarı kartı Fatih'e çıktı. Maçın Belçikalı hakemi Piro'dan hırslı başladı Galatasaray maça ama bu hırs sertliğe yansımasın fazla ve Fatih maçın ikinci dakikasında sarı kart görüyor. Serbest vuruş kullanacak Sparta Prag takımı sol taraftan. Lokvenç kafa toplarında etkili bir oyuncu. 1.94 boyunda ceza yayın içerisinde şu anda. Topun başında Hašek. Lokvenç, Sigel, tehlikeli oyuncuları Hašek ceza sahasına doğru. Savunmada bir ayak darbesi. Topu çıkartıyoruz. Sparta Prag Şampiyonlar Ligi'nde 4 puan topladı oynadığı 3 karşılaşmada. İddiasını devam ettirebilmesi için onların da puana ihtiyacı var. Galatasaray işi zor Şampiyonlar Ligi'nde grup ikincisi olarak çıkması için, çünkü bütün maçlarını kazanırsa 9 puan ulaşacak ve Osman'la kazanıyoruz topu. Ergün. Bu karşılaşmada Vedat ve Hakan Ünsal geçtiğimiz karşılaşmada kırmızı kart gördükleri için cezaları nedeniyle forma giyemiyorlar. Hacı. Hemen yanında Tugay var, onu atmadı. Hacı'ya yapılan hareket var. Serbest vuruş ekleniyor. Belçika'da hakem Piro. Hacı'nın itirazları var hakeme. Serbest vuruş kullanacağız. Maçın 3. dakikasına girdik. Şu ana kadar oyun fazlaca durdu. Sevgili seyirciler, fauller oldu. Ve Hacı kullanacak. Ümit de ceza sahasında. Hacı ceza sahasına doğru. Penaltı noktası üzerinde bir karambol. Sparta Prag savunması karşılıyor. Repka. Bir orta. Hornak vurdu kafayı. Taş bizim. Tugay. Popescu. İlie. Sıyrıldı rakibinden, kendini kurtaramadı. Serbest vuruş diyor Belçika'da hakem. Serbest vuruşu hemen kullanacağız. Topun gerisinde İlie var. Seyircinin coşkulu tezahüratı Ali Sabiha Stadında. 15 bin seyirci var ama hepsi bağırıyor ve Galatasaray'ı gönülden destekliyor. Topun gerisinde Hacı'ya dörtlü bir baraj. Kaleye mi vuracak, orta mı yapacak? Hakan Şükür top istedi, ona doğru. Savunmada iki Sparta bıraktı, oyuncu birden yükseldi. Kafayı birlikte vurdular. Fatih. Popescu tek top oynadı Bülent'e. Bülent. İki oyuncu birden bastırdı. Bülent'e yapılan hareket faul. Tugay kullanacak. Osman'a doğru şöyle bir baktı Tugay, onu atmadı. Şimdi Popescu bıraktı tekrar Tugay'a. Popescu. Osman'a doğru uzun bir top. Taş bizim. Repka vurdu kafayı. Osman bıraktı Hacı'ya. Hacı kullanacak tacı. Hakan Şükür'e doğru. Lokvenç.
Davanti. Pası Osman'a. Osman çabuk oynarsa gol tehlikesi yaratabileceğimiz bir atakta ama Osman hem yavaş oynadı hem de topu rakibe attı. Ergün. Hiç riske girmedi. Döndü. Kalecisi Volkan da oynadı. Osman nerede? Sert bir hareket. Sarı kart çıkacak. Arkadan yapılan bir hareket ve sarı kartını çıkartıyor. Maçın Belçika'da hakemi Piro. İşte pozisyon bir kez daha görüntüye geliyor sevgili seyirciler. Hornan yaptığı hareket sert. Sarı kart Belçika'da hakem Piro'dan ve bu karşılaşmanın ikinci sarı kartı oluyor. Tugay. Ali Sami Yen'de golsüz eşitlik. Karşılaşmada 6. dakika. Fatih. Hakan bıraktı Hacı'ya. Savunma girdi araya. Taş bizim. Bülent kullanacaktı. Bıraktı Ergün'e. Ergün'den Osman'a. Osman topu kontrol edemedi. Hornak. Lopvenç yerde. Bülent'in yaptığı harekete faul diyor Belçika'da hakem. Serbest vuruş kullanacak Sparta Prag takımı. Sevgili seyirciler, Avrupa kupalarında Sparta Prag şu ana kadar Galatasaray'la 3 karşılaşma, Fenerbahçe'yle 2 maç oynadı. 5 karşılaşmada Sparta Prag karşı takımlarımızın 1 beraberliği, 4'te mağlubiyeti var. Futbol severlerimizi fazla mutlu edecek sonuçlar alamadık Sparta Prag karşı. Bu şanssızlığımızı, bu kötü kaderimizi Çek takımına karşı yenmek istiyoruz bu akşam. Ve Galatasaray maça iyi başladı, hırslı başladı. Ümit kullandı tacı Hacı'ya. Hacı'dan bir ara topu geçse İlye kaleciyle karşı karşıya kalacak, savunma bırakmadı. Repka. Baranek. Tekrar Repka ile paslaştı. Lokvenç. Baranek. Lokvenç'e doğru. Bülent bastırdı. Lokvenç'in yaptığı hareketi faul olarak belirliyor. Belçika'da hakem Michel Piro ve serbest vuruş kullanacağız. Pozisyon bir kez daha görüntüye geldi. Bülent kullandı. Hacı. Osman'ın yaptığı harekete faul düdüğünü çaldı Belçikalı Piro. İlk dakikalarda her iki takım da çok hırslı. Oyunda birbirlerine üstünlük sağlamak istiyorlar. Arka arkaya çalınan fauller. Taç Sparta Prag. Sekizinci dakika Ali Sami Yen'de. Galatasaray bu statta kimleri devirmedi ki? Ancak Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gerçekten çok şanssız sarı kırmızı temsilcimiz. Lokvenç. Bir vuruş top direğin üstünden dışarıda. Sparta Prag takımında vuruşu yapan futbolcu Çizek. İşte bir kez daha izliyoruz. Ali atışını kullanacak Volkan. Arkadaşlarının oyun alanındaki dağılımına baktı. Ümit yükseldi, vuramadı kafayı. Fatih. Tekrar Fatih. Ümit hareketli. Taç Sparta Prag. Çizek kullanacak Sparta Prag takımında tacı. Çizgi boyunca uzun bir taç. Fatih indirdi kafayla. Sigel en tehlikeli oyuncuları. Hacı kaptı. Topa bölgede sıkıştı. Hacı. Çizek. Haşek. Çizek. Onun ortası Volkan ve onun için kolay bir top. Hakan Şükür kovalıyor. Hakan topu kazandı. Hakan ceza sahasına sokulmak istedi. Bırakmayan Svoboda.
takım kaptanı çok tecrübeli bir oyuncu. Hakan ilk pozisyonu topu oyuna almayı başardı ama bir faul kararı daha hakem Piro'dan. 10. dakika karşılaşmada Galatasaray 0, Sparta Prag 0. İlk maçında parmayla golsüz berabere kalmıştı Sparta Prag takımı kendi sahasında. İkinci karşılaşmasında Borussia Dortmund'a 4-1 yenildi. Ve 2 hafta önce de hatırlayacaksınız Galatasaray'a 3-0 mağlup etti Sparta Prag takımı. Popescu. Fatih. Hacı'ya doğru. Kaleci Poştulga çıktı, topa sahip oldu. Poştulga'nın degajı. Osman vuramadı kafayı. Bülent. Lokvenç. Bülent kazandı topu. Pası iyi yere değil. Haşek karşıladı. Sigel ofsayt bayrağı havada. Popescu, Bülent. Şimdi topla buluşan Fatih. Uzun oynamayı tercih etti. Hakan Şükür'e doğru. Hakan şimdi İlye. Ceza sahasında. İlye kontrol etti. Şut pozisyonu aradı. İlye önünü boşalttı. İlye şut pozisyonunda ama vuruşunda top savunmaya çarpıyor ve taşa gidiyor. İlye ilk iki hareketi çok zarif ama vuruşunda top savunmaya çarptı. İlye. Bir müdahale, tehlikeli hareket olması lazım. Hakem tacı işaret etti. Botala uzaklaştırdı. Topun indiği yerde Fatih. Tugay. Hacı. Şimdi Ergün. Ondan Ümit'e doğru. Ümit. Topu iyi kontrol edemedi. Çiçek. Tugay geldi karşısına. Çiçek. Sağ tarafta boşluk var. Oraya atmadı. Çiçek ceza sahasına sokuluyor. Yerden bir vuruş ve Volkan. Volkan kullandı kaleci atışını. Hakan Şükür'e doğru yine. Hakan topa sahip olabilmek için mücadele veriyor orada. Şimdi Tugay kaptırdı. Yapma Tugay. Popescu'nun kontrolünde. Popescu. Volkan'ın çıkmaması lazım o pozisyonda. Top Popescu'nun kontrolünde zaten. Bülent. Ergün. Ergün'ün pası bir anlaşmazlık. Doğrudan kaleci Poşluka'ya gidiyor. Sparta Prag'ın Avrupa Kupalarındaki en büyük başarısı 1972-73'te Kupa Galibiyetleri Kupası'nda yarı final oynamış sevgili seyirciler. Popescu. Tugay. Ümit. Fatih. Döndü kalecimiz Volkan'a. Popescu. Ondan Bülent'e. Bülent'ten tekrar Popescu'ya. Popescu'nun yanında Fatih var. Onu atmadı. Tugay. Geriye doğru oynadı Tugay. Bülent. Uzun bir top. Hakan Şükür. Ergün. Tugay. Hacı. Tekrar Tugay. Adrian İlye. Hakan Şükür'e. İlye'ye gelmiyor. Düşünce güzel. Duvar pası güzel ama Adrian İlye'ye gelmedi top.
Siegel bıraktı geriye doğru. Şimdi topla buluşan oyuncu Novotny. Baranek. Onun ortası Volkan. Ergün. İliye. Dönüp Hakan Şükür'e verebilse. Hakan çok güzel hareketlenmişti. İyi deplase olmuştu ama. Şimdi topla buluşan Hacı. Onun vuruşu kaleci Boşlukan'ın kucağına. Galatasaray'ın gole en yakın oyuncularından birisi Hacı. Ceza sahası dışından, ceza sahası çevresinden onun attığı şutları tüm dünya biliyor. Tüm dünya yakından tanıyor bu futbolcuyu. Ve en çok güvendiğimiz isimlerin başında geliyor Hacı Galatasaray takımında. Fatih. Popescu. Önünde geniş bir hareket alanı var. Oraya doğru sokuldu Popescu. Hakan Şükür'ü topla buluşturdu. Hakan hemen yanında Hacı var. Onu atmadı. Osman'a doğru. Osman süratli. Ceza sahasında İlye ona gelmiyor. Osman İlye'yi topla buluşturmak istedi ama biraz acele etti. Ve bu hatamız da eridi. Ve taç kullanacak Galatasaray Hacı ile. Ergün. Tekrar Hacı. Yine Ergün. Şimdi Popescu. Popescu'dan Tugay'a. Tugay. O kalabalıkta uzaklaştırıyor Sparta Praglılar Novotny ile. Galatasaray tüm hatlarıyla bu dakikalarda rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda. Bülent savunmasını orta sahada kurmak istiyor Galatasaray ama Bülent'in pası hatalı. Taç kullanacak Sparta Prag takımı. Çiçek gitti tacı kullanmak için. Sparta Prag teknik direktörü Kovaneç görüntüye geldi. Josef Kovaneç. Ümit. Fatih. Top dışarı gidiyor. Taç Sparta Prag'ın karşılaşmada Ali Sami Yastad'ında şu ana kadar bir gol pozisyonu yok. Her iki tarafta temkinli, her iki tarafta kontrollü. Karşılaşmada 17. dakika Galatasaray 0, Sparta Prag 0. Ümit kullandı tacı. Lokbenç. Tugay kaptı. Sol tarafta Osman top istiyor. Onu atmadı. Tugay'ın pası. İlye'ye atmak istedi ama iyi yere değil. Çok pas hatası yapıyor Galatasaray. İlk 18 dakikalık süre içerisinde. Oyun biraz orta sahaya sıkışmış durumda. Sparta Praglılar da çok pas hatası yapıyorlar. Lokbenç. Çizek sol kanadı kullanıyor. Şimdi Lokbenç'e doğru. Taç kullanacak Sparta Prag. 3 maçta Şampiyonlar Ligi'nde 4 puanı var. Tugay uzaklaştırdı. Botova. Volkan çıktı kalesinden ve Fatih de oynadı. Hakem Piro görüntüde Belçikalı 42 yaşında matematik profesörü. Popescu. İdiye. Şimdi Tugay. Osman hareketli. Osman'a doğru atmak istedi ama bırakmıyor Svoboda. Osman bastırdı. Şimdi Hacı. Ergün sokuldu yanına. Bu arada Sparta Praglı bir oyuncuyu yerde görünce Hacı centilmence bir hareketle topu taca bıraktı.
ve Sparta Praglı oyuncunun Baraney'in tedavisi yapılacak. Sevgili seyirciler, Sparta Prag 10 gün sonra 104. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Çok eski bir spor kulübü. 1965 yılında Avrupa Kupalarındaki en farklı galibiyetine imza attı Sparta Prag takımı Kıbrıs Rum kesiminden Anorthosis'i 10-0 mağlup etti. 1971'de de Avrupa Kupalarındaki en farklı mağlubiyetini yaşadı. İngiltere'nin Leeds United takımına 6-0 yenildi. Sparta Prag Çek Ligi'nde şu anda ezeli rakibi Slavia Prag 9 puan önünde lider durumda. Çek futbolunun Doğu Avrupa futbolunun ekol olmuş takımlarından birisi. Çekoslovakya'da Çekoslovakya bölünmeden önce 21 kez, bölündükten sonra da Çek Cumhuriyeti'nde 3 kez şampiyon oldu. 8 kez Çek Cumhuriyeti'nde de 2 kez kupayı kazandı. Çek futbolunun en önde gelen kulübü. Ama Avrupa Kupalarında öyle elle tutulur çok büyük bir başarısı yok. Sadece 1972-73'te Kupa Galipleri Kupası'nda yarı final oynadı. Ve 1992 yılında da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı ve Sampdoria'ya elendi. Sparta Prag'ın en büyük başarıları Avrupa Kupalarında bunlar. Sparta Praglılar Hacı'nın taca yolladığı toptan sonra tekrar topu bize veriyorlar. Ve Popescu, ondan Fatih, Ergün geldi yardımına. Ergün şut pozisyonunda sert vuruyor Ergün. Fatih'in neden yanından dışarıda? Öylesine güzel gördü ki o boşluğu, çok sert vurdu Ergün ama top direğin hemen yanından dışarı gitti. İşte maçın şu ana kadarki en güzel anı bir kez daha görüntüye geldi sevgili seyirciler. 22. dakika, Ergün'ün sol ayağıyla yaptığı sert vuruş direğin bir karış yanından dışarı gitti. Mavotni, Fatih girdi araya. Aşek, out. Ferhat Uç'u kullanacak Galatasaray beraber devam eden karşılaşmada. Bu arada Sparta Prag takımında Baranek oyuna devam edemeyecek sevgili seyirciler. Önemli oyuncularından birisi Sparta Prag'ın Baranek. Ve onun yerine ilk maçta 3. gol atan futbolcu Obaydin görev yapacak. Fatih, Volkan, Hakan yükseldi. İnen top Hacı, Hakan'a doğru. Tekrar Hacı, şut pozisyonu arıyor Hacı. Şimdi bıraktı İlye yerden ama istediği gibi değil. Hacı akıl dolu bir hareketle topu işte İlye'de hiçbirimizin arzu etmediği şekilde topu alta yolladı. Popescu, Bülent, şimdi Fatih, ondan Hakan Şükür'e ağabeyler var yardımcı arıyor. Sormalı çekiyorlar diyor. Sparta Prag savunması maçın başından beri Hakan'ı topla buluşturmamak için elinden geleni yapıyor. Ve bu dakikaya kadar bu isteklerinde de başarılı oldular. Ceza sahasında son anda Bülent vurdu kafayı ve Volkan. Aşek, Ergün'ün müdahalesi, taç Galatasaray'ın. Obaydin yerdeki oyuncu, az önce oyuna dahil olmuştu. Sparta Prag kullanacak tacı. Ziegel, onun yaptığı hareket faul diyor Belçika'da hakem. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Bülent topun gerisinde,
arkadaşlarının ilerideki dağılımına baktı. Adrian İlye'ye doğru Osman kovalıyor topu. Müdahale Repka'dan. İlye orta pozisyon aradı. İlye şimdi ortasını yaptı. Hakan Şükür ceza sahasında. Hakan pozisyon bulamadı. Bu arada Hakan beni tutuyorlar diye hakem Pio'ya itiraz ediyor. Hadi doğru önüne. Maçın başından beri gerek Svoboda gerekse Hornak Hakan'ı sürekli tutuyorlar sevgili seyirciler. Ve Hakan da itiraz edince Hacı ile birlikte bu pozisyonda Hakan Piro'ya itiraz edince sarı kart görüyor Hacı. Bundan sonraki karşılaşmada Borussia Dortmund önünde Hacı forma giyemeyecek. Osman. Topu kurtardı. Sert bir hareket. Bakalım hakem bu pozisyonda sarı kart çıkaracak mı? Bülent'in ve Hacı'nın itirazları Belçikalı hakeme. Sparta Prag maçın başından beri sert oynuyor Galatasaray'ı yıldırmak için. Bu pozisyonda hakem Piro şu ana kadar sarı kartını çıkarmış değil ve çıkarmadı. Bülent kullandı atışı İlye'ye doğru. Seken top dışarı gidiyor ve out. İlye görüntüde. Boşluka kullandı kale atışını. Popescu vuramadı. Lokvenç indirdi. Bir bağır daha. Maçın başından beri geride bıraktığımız 27 dakikalık süre içerisinde hemen her dakika faal oldu sevgili seyirciler. Oyun çokça durdu. Ergün. Hakan Şükür. Top alamayınca geriye kadar, orta alana kadar gelmek zorunda kaldı Hakan. Şimdi İlye, o da geride. Fatih hücuma çıktı. Fatih top ayağından açtı. Taç bizim. Ergün kullanacak. Fatih. Bülent. Şimdi İlye. Tugay'dan önce araya giren futbolcu Novotny. Lokvenç yerde. Faul diyor Belçikalı hakem. Ergün'ün yaptığı harekete. Bratislav Lokvenç. Sahanın en uzun boylu futbolcusu. Topun gerisinde Votava. Lokvenç yükseldi. Osman. Popescu. Hacı. Novotny. Lokvenç. Repka. Hacı Sparta Prag takımı kullanacak. Ali Sami Yen'de seyircinin coşkusu, tezahüratı devam ediyor sevgili seyirciler. Ama golsüz eşitlik var. Şu ana kadar arzu ettiğimiz pozisyonları Sparta Prag kalesinde yakalayabilmiş değiliz. Sadece Ergün'ün vuruşu vardı. Ceza sahasının dışından yaklaşık 30 metreden, o da top direğin bir karışığından dışarı gitti. Hornak kullanacak tacı. Lokvenç. Bülent arkasında. Lokvenç topu çevirmek istedi dışarıya ve kale atışı kullanacağız. Fatih.
Popescu, Tugay. Ondan tekrar Popescu'ya. Adrian İlye. İlye sıyrıldı. Faul var. Avantajı bıraktı hakem. İlye ceza sahası buldu. İlye kendi pozisyonunu kendisi hazırladı. Çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Ama bu pozisyonda topu ağlara yollayamadı. İşte İlye'nin zarif hareketleri sonrasındaki vuruşu. Sol ayağıyla top direğin yarım metre yanından dışarı gitti. Böyle pozisyonlar seyirciyi daha da ateşliyor. Sigel yerde. Hakem düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kullanacak Sparta Prag takımı. Horst Sigel Sparta Prag tarihinin en çok gol atan futbolcusu. Atak yönü sol taraf. Çizek ortasını yaptı. Lokvenç'ten önce son anda savunmada Fatih vurdu kafayı. Ümit Tugay kaptı. Hemen yanında Hakan ama Tugay Hakan'ı çok uzağına attı topu. Poşluluk'a topu taca yolluyor. Hacı. Tekrar Hacı. Hakan ceza sahasında. Hacı sıyrıldı. Hacı zarif hareketler. Hacı pası hızlı. Hacı bana faul yapıldı diyor. Ama hakem oralı değil. İşte Hacı'nın zarif hareketleri sonrasında ümitli topla buluşturma düşüncesi. Bak çok hızlı. Taç kullanacak Sparta Prag takımı. Çizek. Fatih. Tugay. Atak yönü sağ tarafı. Lokvenç. Hornak. Lokvenç iki oyuncu arasında bir faul daha. Serbest vuruş kullanacak Sparta Prag takımı. Şu ana kadar en hareketli, en arzulu oyuncusu olarak göze çarpıyor Sparta Prag'ın Lokvenç. Volkan arkadaşlarının ikili barajı oluşturmasında yardımcı oldu. Topun gerisine sol ayağını iyi kullanan Çizek geldi. Çizek onun ortası ceza sahasında Lokvenç'in başının üzerinden geçti. Ve top out'a gitti. Sigel görüntüde. Ve pozisyonu bir kez daha izliyoruz. İşte Lokvenç ve arkasından Sigel ikisi de topa dokunamadılar. Popescu. 33. dakika karşılaşmada golsüz eşitlik devam ediyor. Hacı. Popescu. Fatih. Tekrar Popescu ile oynadı. Popescu orta alanda. Popescu sokuluyor ceza sahasına doğru. Şimdi Hakan yardım bekledi. Hacı geldi. Hacı onun pası. Tugay. İlye ceza sahasında kalabalık Sparta bıraktılar. İlye şut pozisyonu aradı. İlye şimdi Hakan'a doğru son anda savunma. Svoboda bırakmıyor. Lokvenç. Elle oynama itirazları. Lokvenç. Davotti. Onun pası. Sigel. Topu kontrol etse kalemize tehlike olacak. Allah'tan edemedi. Geriye doğru çevrilen top. Hornak. Out. Ali Sami Yen'de golsüz eşitlik devam ediyor. Galatasaray 0, Sparta Prag 0. İlk yarının bitimine 10 dakikalık bir süre var ve Popescu şimdi Hacı'ya doğru, Hacı'ya yapılan hareket faul. Kaleye yaklaşık 30-35 metrelik bir uzaklık. Hacı oradan kaleye vurabilir mi?
Hapun gerisinde Hacı üçlü bir baraj yaptı. Sparta Praglılar. Hacı Rumen milli takımı formasıyla oradan İrlanda'ya bir gol atmıştı. Hacı topun gerisinde vuruşunu yaptı. Çok sert vurdu top direğin yanından dışarıda. Uzaklık tanımaksızın gerek ölü toplarda gerekse oyun içerisinde hareketli toplarda kaleyi yoklayan, gol yapabilen bir futbolcu Hacı. Çok sert vurdu ama kaleyi tutmadı top. Çizek. Ümit geldi karşısına. Çizek. Tugay kaptı. Orta alanda çalışkan bu akşam Tugay. Hacı bıraktı Ergün'e. Hakan Şükür'ün önünden geçti top. Dönemedi Hakan. Ergün ayak koyuyor. Kaç Sparta Pırağı. Hornak kullanacak Tacı. Sparta Pırağı takımında 0-0'lık eşitlik. Lokvenç, Osman, cezalı olan Hakan Ünsal'ın yerine ilk kez bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 11'de forma giyiyor Osman. Osman ama ofsayt bayrağı havada. Top rakipten geliyor ama konusunun öncesinde ofsayt var diyor. Maçın Belçika rakibi Piro ve ofsaytten doğan endirekt serbest vuruş kullanılacak. İşte top rakipten sekiyor ama... Osman savunmanın çok gerisinde ve o pozisyonda kendisine avantaj sağladığı için ofsayt bayrağını kaldırdı. Piro'nun yardımcısı Redondo. Fatih. Popescu. Şu ana kadar hatasız oynadı Popescu Galatasaray takımında. Topu oyuna çok iyi sokuyor geriden. Bülent. Bülent kaptırdı. Siegel. Ondan Lokvenç. İki oyuncu birden karşısında Lokvenç'in. Kaybetti topu. Bülent. Tekrar Lokvenç. Bülent. Topu o sıkışıklıktan çıkarması lazım Bülent'in. Kaptırdı. Taç Sparta Pırağı. Hornak kullanacak Sparta Prag takımında Tacı. Tekrar Hornak. İki oyuncumuz birden karşıladı. Top hala Hornak'ta. Şimdi ortası Siegel'e doğru. Siegel faul yapıyor. Volkan kullandı serbest vuruşu. Bir hata. Siegel. Allah'tan kademede son anda Fatih ayak koydu topa. Kalemizde büyük tehlike olabilirdi. Adrian İlye. Tugay yatarak müdahalesi. Osman. Ümit top istiyor. Osman ceza sahasında son anda Sparta Prag savunmasında Votala vurdu kafayı. Taş bizim. Ümit kullanacak tacı. Popescu ceza sahasına doğru ayak koyan futbolcu Svoboda. Bülent. Bir uzun top Hakan Şükür'e doğru. Hakan yükseldi vuramadı. Hacı yetişemedi. Şimdi Osman, ondan Hacı'ya. Hacı şöyle bir arkadaşlarına baktı, rakibinden sıyrıldı, şimdi pasını verdi İlye'ye doğru ama Botava ayak koyan futbolcu Sparta Prag savunmasında. Siegel, elle oynama itirazları ve hakem Piro elle oynamayı belirliyor, hemen başlattık oyunu. Tugay. Bülent. Ergün şimdi topla buluştu. Hacı top istiyor. Ergün Hacı'ya doğru.
Top Hacı'nın istediği, Hacı'nın beklediği pasoyu almadı. Top onun önüne düşmedi ve kaleci Poşulka'nın ellerinde kaldı. Tugay. Osman. Tugay. Fatih yanında. Tugay sıyrıldı. Tekrar Tugay. Zarif hareketler. Bıraktı şimdi Fatih'e. Fatih şut pozisyonunda. Fatih ceza sahasına sokuluyor. Bıraktı sağ kanada. O bölgede Ümit. Ortasını yaptı. Halka yükseldi. Vurdu kafayı. Dışarıya. Köşe atışını işaret ediyor. Maçın Belçika hakemi Piro, Hakan'dan önce savunmanın kafayı vurduğunu belirliyor. Köşe atışı kullanacağız. İşte Hakan yükseldi. Ondan önce Slovova da vurdu kafayı. İlye. Yanında Osman. İlye orta şansı aradı. Şimdi ortasını yaptı. Ümit yükseldi. Onun başının üzerinden geçen top avta gidiyor. Son 4 dakika ilk yarıda sevgili seyirciler. Ali Sarmiyen'de Galatasaray 0, Sparta Prag 0. Şampiyonlar Ligi A grubunda 4. karşılaşma. Kaleci Poşulka kale atışını kullandı. Lokvenç'e doğru Ümit vurdu kafayı. Popescu. Çizek. Svoboda. Repka. Onun uzun topuna hareketlenen hiçbir Sparta Praglı oyuncu olmayınca Volkan topa kolayca sahip oldu ve Bülent'e kazandırdı. Bülent'ten Popescu'ya. Popescu. Hemen sağ tarafındaki Fatih'e. Fatih. Tugay geldi yardımına. Şimdi Tugay. Onun yanında Ergün. Galatasaray kanatları şu dakikaya kadar iyi kullanamadı derken Osman'a doğru bir top. Osman ve Ümit. Osman sol tarafta, Ümit de sağ kanatta oynuyor sevgili seyirciler. Ama şu ana kadar ikisi de etkili olabilmiş değil. Kale atışını kullanacak Thomas Poşulka. Topa sahip olma oranında Galatasaray'ın büyük üstünlüğünü görüyoruz Sparta Prag oranla. Hakan Şükür. Repka ile mücadelesi. Hakan topu kazandı. Bıraktı Tugay'a. Tugay şimdi şutunu attı. Kaleci Poşulka'nın kucağına. Çizek. Novotny. Ümit. Sıyrıldı. Ümit şimdi pasını verdi Tugay'a. Tugay Ümit'in önündeki alana. Ümit ceza sahasında. Ümit bakıyoruz hakeme. Ve karşılaşmanın hakemi Michel Piro algı gösteriyor. Yardımcısına da şöyle bir baktı Piro. Bir an tereddüt etti. Penaltı beklediğimiz bu dakikada Ümit'in yerde kaldığı pozisyon ceza sahasında, işte topu rakibinden kurtarıyor. Kaptan Svoboda ile mücadelesinde. Hakem Pirola devam dedi. Ziegel. Fatih'in yaptığı harekete faul çaldı Piro ve serbest vuruşu bekletmeden kullanıyor Sparta bıraktılar. Hornak. Volkan. Sparta Prag önce beraberlik diyor bu karşılaşmada. Çok adamla savunmada kapanıyor. Adam adama markaj yapıyor. Galatasaray'a boşluk bırakmak istemiyor. Ve hücumda da hiç etkili olamadı. Geride bıraktığımız 44 dakikalık süre içerisinde. Tugay. Sıyrıldı rakibinden. Sol tarafında Osman. Osman'a doğru. Osman ceza sahasında son anda müdahale Hornak'tan. Ve köşe atışı kullanacağız. İlk yarının son dakikası içerisinde bir gol şansı olabilir bu. Adrian İlye gidiyor köşe gönderine. Galatasaray'da sayıyorum 6 oyuncu ceza sahasında. Topun gerisinde İlye. Ön direğe doğru.
bir gol pozisyonu. Hayır, son anda Lokman savunmasına yardımcı oldu, topu çevirdi. Hatamız geçmiş değil. Ümit. İlk yarıda son anlar. Top hala Ümit'te. Çizek. Fatih. Tugay. Sıyrıldı. Şut pozisyonunda. Tugay sol ayağıyla savunmadan dönüyor. Galatasaray istediği baskıyı ilk yarının son 5 dakikasında kurdu. Osman. Taç Sparta Pırağan. İlk yarıda topun oyunda olmadığı duraklamaları oynatıyor Michel Pirro. 0-0'lık eşitlik Ali Sami Yen stadında. Ergün. Tugay. Kaptırdı. Siegel. Osman girdi araya. Osman. Birinci hareket başarılı. İkincisinde de seriliyor. Osman Hakan Şükür'e doğru. Maçın başından beri Hakan Şükür'ü bir türlü topla buluşturamıyor Galatasaray orta sahası. Çizek. Bülent bir pas hatası. Lokbenç. Sağ tarafta topla buluşan oyuncu Siegel. 3'e 3 yakaladılar. Onun ortası son anda Popescu ayak koydu ve tehlike yönledi. Tugay. Artan geri sağ taraf. Ümit süratle sokuluyor rakip ceza sahasına. Ümit. İlya'yı topla buluşturamadı. Şimdi Hacı elle oynama. İlk yarının bu son anlarında Galatasaray gole yaklaşabileceği bir pozisyon. Bir sarı kart çıkıyor o pozisyonda. İşte bir kez daha izliyoruz. Sarı kartı gelen oyuncu Sparta Prag takımında yanılmıyorsam Aşek. Aşek bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek. Topun gerisinde Hacı, ilk yarıda artık son anlar. Hacı ortasını yaptı. Ceza sahasında kaleci Poştulka'nın kucağına. Poştulka degajını yaptı. Galatasaray yarı sahasında hiçbir Praglı oyuncu yok sevgili seyirciler. Tüm hatlarıyla Galatasaray oyunu rakip yarı sahaya yıkma düşüncesindeydi. Ve ilk 45 dakikanın son 5 dakikalık bölümünde bunu da gerçekleştirdi. İlk yarı golsüz kapandı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde arzu ettiği gole kavuşamadı ama ikinci yarıda ilk yarının son 5 dakikasındaki tempoyu devam ettirirse Galatasaray, umut ediyoruz ki, inanıyoruz ki golü bulacak. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. 4 gol attı. Kalesinde 25 gol gördü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. İkinci 45 dakika Belçikalı hakemin düdüğüyle başladı. Hacı ondan Hakan'a. Hakan önünde ilk kez bir boşluk buldu. Hakan şimdi pasını verdi Adrian İlye'ye. İlye. Ergün onun ortası, savunma karşılıyor. İkinci yarının başlama düdüğüyle birlikte Galatasaray rakip yarı alanda. Özellikle ilk yarının son 5 dakikalık süresince Galatasaray müthiş bir baskı kurmuştu. Osman ceza sahasına sokulma amacında. Osman şimdi geriye döndü. Pas verebileceği bir arkadaşını aradı. Hacı'yı gördü. Hacı topla buluştu. Tekrar Osman'a doğru. Osman topu kontrol edemiyor. Popescu. Yerde ona yapılan hareket. Faul yapan oyuncu Siegel. İlk 45 dakikalık süre içerisinde Galatasaray'ın en başarılı oyuncularından birisiydi sevgili seyirciler Popescu. Şimdi topun gerisinde Hacı, Popescu da ceza sahasında. Hakan Şükür o bölgede tabii ki. Hacı topun gerisinde, ortasını yaptı Popescu'ya doğru. Popescu yükseldi, kafayı istediği gibi vuramadı. Hakan ceza sahasında karambol. Popescu kovalıyor. Taş bizim. İkinci yarıyla birlikte Galatasaray yükleniyor Sparta Prag Kalesi'nde. Ümit kullanacak tacı. Uzun taçlar atabilen bir oyuncumuz. Ümit ceza sahasına doğru. Hakan'dan önce kafaya vuran oyuncu Botava. Fatih. Taş bizim.
bir taş daha kullanacak Galatasaray aynı çizgi üzerinden Ümit'le. Ümit kullandı. Hacı iki oyuncu arasında Çiçek bastırdı. Bir kez daha taça çıkıyor top. Golsüz eşitlik Ali Sarmiyen'de. Ümit kullandı taşı. Yine Hacı'ya doğru. Bırakmayan Çiçek. Sigel'den önce Tugay ustaca bir hareketle topa sahip oldu. Ve Ümit'i topla buluşturdu. Ümit'in ortası. Hakan'a doğru. Sparta Prag savunması uzaklaştırıyor. Bülent. Topa daha yakın. Bülent. Yanında Popescu var. Onu atsa rahatlayacak. Bülent atmıyor. Ve topun dışarı çıkmasına izin verdi. Ve tacı kullandı. Osman. Ondan Popescu. Popescu. Ortadaki derinliği iyi kullanıyor. Ergün. Ergün sert vurdu dışarıya. Ergün görüntüde ilk yarıda da çok sert vurmuştu. Top direğin hemen yanından dışarı gitmişti. Bir kez daha şansını denedi. Ergün sonuç alamadı. Lokvenç indirdi. Bravo Bülent. Son anda akademiye girdi. Tehlikeyi sezdi. Ve Sparta Prag hatanı kesti Bülent. Savunmada büyük hata. Sparta Prag savunmasında Hacı bu topu beklemiyordu. Kaptan Svoboda Lokvenç'e doğru. Fatih kontrolünde Lokvenç. Tugay geldi. Topu kaptı. Rakibinden sıyrıldı ve Ergün'e kazandırdı. Ergün. Ondan Hacı'ya. Hacı'ya gelmedi. Tugay. Ümit bastırdı. Şimdi topla buluşan Sigel. Arkadaşlarından destek bekledi. Hornak. Novotny. Sigel. Bülent. Hareket sert ve faul. Bülent'in sarı kart görmemesi gerekiyor bu karşılaşmada. Eğer görürse Borussia Dortmund maçında 27 Kasım'da forma giymeyecek. Hakeme çok itiraz etti Bülent. Kendisine faul yapılıyor ama yine de itiraz etmemesi lazım. Hacı. Hakan Şükür'e doğru. Hakan top hızlı out. Gol umudumuz. Hakan. Galatasaray formasıyla Avrupa Kupalarında en çok gol atan futbolcu. Geçtiğimiz yılın gol kralı, Türkiye'de gol denince akla gelen ilk isimlerden birisi. Belki de birincisi. Ama şu ana kadar istediği topları alabilmiş değil Hakan. 50. dakika karşılaşmada golsüz eşitlik Ali Samiyen'de. Bülent. Kaptan Svoboda. Tugay, Ergün, Popescu. Popescu. Yine ortadaki derinliği kullandı. Pası Hakan'a gelmiyor. Bülent indirdi. Ergün. Ondan Fatih. Hemen yanında Tugay var. Fatih. Hacı'ya doğru. Hacı. İki oyuncu karşısında. Svoboda. Sigel topu göğsüyle yumuşattı. Ergün bastırıyor. Top hala Sigel'de. Tugay geldi. Sigel. Hacı. Tugay. Şimdi Ergün topu buluştu. Çabuk oynarsa gol şansı olabilir. Ergün sokuldu ortaya doğru. Hakan'a doğru. Hakan ceza sahasında. Ortada İlye. Hakan gol pozisyonu. Hakan sıyrıldı. Ve karşılaşmanın hakemi Piro'ya bakıyorum. Altı gösteriyor. Tribünlerin penaltı diye ayağa kalktı. Bir an Hakan'ın da penaltı beklentisi vardı. Pozisyonu bir kez daha izleyelim. Hakan kaleci Poşluğ'da ile karşı karşıya. Topu ondan kurtarıyor ama oyun alanı içerisinde tutamadı Hakan. Ve bu hatamız da eridi. Sigel. Hornak. Sigel şut pozisyonunda. Volkan, bravo Volkan. İkinci anda topu çeldi. İkinci pozisyonda topa sahip oldu. Çok tehlikeli geldiler Sigel'le. En tehlikeli oyuncularıyla
yerden sert vurdu Sigel. Volkan topu çevirdi. Hacı'dan zarif bir hareket. Avantajı bıraktı Aker. Ama gerilerden gelen Tugay'ın sert vuruşunda topu alta gitti. Hacı topuyla zarif bir şekilde rakibinden kurtardıktan sonra kendisine faul yapıldı. Hakem faulü gördü ama avantaj vardı ve Tugay da bu avantajı golle sonuçlandıramadı. Popescu. Gret. İyi başladı Galatasaray ikinci yarıya. Tugay. Fatih. Süratle hücum alanında Fatih. Hacı dokunuyor. Tatsiparta Pırak. Fatih Terim görüntüde. O da gol bekliyor. Biz de gol bekliyoruz. Tribünler de gol bekliyor. Ekranların başındaki siz milyonlarca izleyici de gol bekliyorsunuz. Ve umuyoruz ki önümüzdeki dakikalar bize gol getirecek. Sigel. Fatih'in kontrolünde. Ondan Bülent'e. Popescu sokuldu yanına. Şimdi Popescu. Popescu'dan tekrar Bülent. Pas verebileceği bir arkadaşını aradı Bülent. Şimdi sol tarafa doğru uzun bir top. O bölgede Osman. Ondan önce savunmanın müdahalesi. Taş bizim. İlye. İki oyuncu arasında. İlye. Popescu. Kaybettik topu. Sigel. Çizek. Top hala Çizek'te. Tugay yerde kaldı. Çizek'le girdiği ikili mücadelede yanılmıyorsam suratına bir darbe aldı. Hakem Piro da oyunu durdurdu ve sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Sevgili seyirciler, Galatasaray az önce de belirttiğim gibi Avrupa Kupalarında en çok maç oynamış Türk takımı. Monaco, Barcelona, Roma, Eintracht Frankfurt, Rapid Wien gibi devleri Avrupa'nın ünlü takımlarını devirmiş bir ekibimiz Galatasaray. Ancak bu sezon Avrupa Fatih ünvanını haklı olarak kazanmış Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde milyonlarca severini oynadığı karşılaşmalarda hayal kırıklığına uğrattı. Ve bu maçta bu şanssızlığını yenmek istiyor Galatasaray. Ali Sami Yen'de 0-0'lık eşitlik devam ediyor. 55. dakika karşılaşmada ve Sparta Prag ata. Novotny. Ergün bastırdı. Bir uzun top. İlye hareketli. İki oyuncu arasında İlye. İlye sıyrıldı. İlye ceza sahasına sokuluyor. Ortası. Şimdi Ümit topla buluştu. Ümit kontrol edemedi. Top hala Ümit'te. Çizek bastırdı. Ümit orta şansı arıyor. Ümit sıyrılabilecek mi? Top o bölgeye sıkıştı kaldı. Ümit ilk pozisyonu topu kontrol etse gol şansı olacak Galatasaray adına. Ve Ümit'in topu dışarıdan çevirdiğini işaret ediyor. Piro'nun yardımcısı Mala. Sparta bıraktılar kullandı tacı Çizek'le. Kafayı vuran Tugay. Svoboda uzaklaştırıyor. Bülent. Sigel. Fatih. Şimdi Tugay. Hakan Şükür'e doğru. Hakan topu önüne alamadı. İkinci pozisyon. Hakan şut pozisyonu aradı. Bıraktı Fatih'e. Orta. Ceza sahasında Hacı dokunamıyor. Hacı dokunamıyor ama ofsayt bayrağı havada. Galatasaray'ın gole çok yaklaştığı bir an sevgili seyirciler. İşte bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Fatih ceza sahasında yerden sert gönderdi Hacı'ya doğru. Hacı'dan önce savunma ama ofsayt bayrağı havada. Pozisyonu bir kez daha izledik. Lokvenç.
Bülent. Hakan indirdi. Svoboda. Fatih'in kontrolünde. Hiç riske girmedi. Döndü kalecimiz Volkan'a. Volkan. Ergün. Şimdi Tugay. Hemen yanında Hacı. Bıraktı Hacı'ya. Hacı'den Ergün'e. Sağ kanatta Ümit Ata destek verdi. Onu atmadı. Tugay şut pozisyonunda. Tugay sert. Tugay attı. Tugay attı. Gol gol gol. Bu golü çok bekledik. Ve Tugay'ın attığı golde Galatasaray 1-0 geçiyoruz Sparta Prag karşısında. Çok bekledik bu golü. Ve Tugay bu akşam Galatasaray'da orta sahada çalışkan ismi attığı golde 1-0 öne geçiriyor Galatasaray'ı. Gol Tugay, Ali Sabiyen'den 1-0 öndeyiz. Başta 57. dakika. İşte gol bir kez daha görüntüye geldi. Kaleci Poşturka uzandı, topa sahip olamadı. İşte Ergün'ün pası. Topla vuruşan Tugay şöyle bir kaleye baktı. Bekletmeden ayağını dişiyle sert vurdu. Ve Galatasaray'ı 1-0'a geçirdi. Ali Sabiyen'de büyük coşku var. Çok beklediğimiz, çok arzu ettiğimiz gol sonunda geldi. Ve 1-0 öndeyiz. Bundan sonraki dakikalarda dikkatli olmamız lazım. Üstünlüğümüzü koruyup farkı arttırmamız lazım. Ve büyük coşku içerisinde Galatasaray Ali Sabiyen stadında muhteşem seyircisinin desteğiyle 1-0 önde. Re 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 ra 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 sesleri yükseliyor. Ali Sabiyen stadında çok beklediğimiz gol sonunda geldi. Bu gol için eğer yanlış hesaplamıyorsam 322 dakika bekledik. 1-0 öndeyiz Sparta Prag karşısında. İlk yarının 35. dakikasında başlayan baskı sonunda golü getirdi Galatasaray'a. Lokvenç. Hacı bastırdı. Svoboda. Hakan'ın presi var. Galatasaray golden sonra daha da hareketli, daha da arzulu bir görüntü istiyor şu dakikada. Arnak yetişemedi, taş bizim. 1-0 öndeyiz. Gol Tugay, dakika 58. Bülent. Popescu. Hakan geriye doğru oynadı, Bülent'e. Ergün'den tekrar Bülent. Bülent. Ceza sahasına doğru sokuluyor Bülent. Şimdi geriye doğru döndü. Faul var mı? Yok diyor hakem. Hacı. Hacı'nın pası. Osman ceza sahasında yetişebilecek mi? Osman. Ve top ondan dışarı çıkıyor. Out. Kale atışı kullanacak Sparta Prag takımı. Tugay'ın attığı golle 1-0 öndeyiz. İşte Tugay'ın attığı gol sonrası Fatih Terim ve yedek kulübesindeki futbolcularla Fatih Terim'in yardımcılarının sevinci görüntüye geldi. Ümit. İkinci gol arıyor Galatasaray. Ümit. Ortasını yapmadı. Döndü golün sahibi Tugay'a. Hakan. Ümit. Tekrar Tugay. Bu akşam çok iyi bir futbol oynuyor Tugay. İlk yarıda zaman zaman maçın başında pas hataları yaptı ama giderek açıldı Tugay. Ve bu güzel futbolunda bir golle süsledi. Hacı topuk pası gelmiyor İlye'ye. Hakem düdüğünü çaldı. İlyer'in yaptığı harekete faul diyor topsuz alanda. İşte pozisyon bir kez daha görüntüye geliyor. Top çıktıktan sonra Çizek'in ayağından İlyer'in hareketine faul çaldı. Belçikalı hakem Piro. Lokvenç. Popescu. Siegel. Tekrar Lokvenç'e doğru. Fatih var karşısında. Dışarıdan çeviriyor topu, taş bizim. İkinci golü istiyoruz şimdi de Galatasaray'dan. Tugay attı. İlyer'den. Hakan'dan, Hacı'dan veya bir başkasından gol bekliyoruz Galatasaray'dan ve 1-0 öndeyiz. Ümit kullandı tacı. Popescu, güzel hareketler. Popescu, iki oyuncu arasında.
destek bekledi. Popescu sıyrıldı. Popescu bir orta Popescu'dan İlie'ye doğru. İlie bir an dengesini kaybetti, düştü. Ümit. Ergün. Tugay'a gelmedi. Hacı. Muhteşem bir tezahürat var Ali Samiyen'de. 15 bin aşkın bir seyirci. Herkes ayakta. Herkes Galatasaray'ı destekliyor. Yürekten. Ve Galatasaray bu tezahüratlarla ilerleyen dakikalarda diliyoruz ki daha da coşacak ve Sparta Prag karşısında golleri bulacak. 1-0 öndeyiz. Kaptan Svoboda, Hacı, onun presi. Şimdi Ümit buluştu topla. Ümit'ten uzun bir top İlie'ye doğru. İlie'ye yapılan hareket faul olması lazım. Hakem görmedi. Hakeme bakıyor İlie. Kafaya çıkmak istediği an bir elle müdahaleyle karşılaştı ama hakem Piro devam dedi. Sparta Prag teknik direktörü Kovaneç oyuncularını ikaz ediyor. Ceza sahamızda tehlike olabilir. Lokvenç. Bülent uzaklaştırdı. Sparta Prag kullanacak tacı Çiçek'le. 1-0 galip durumdayız. Tugay'ın attığı golle. Lokvenç. Çiçek. Ümit. Hacı. Novotny. Bastırdı topu, kaptı Hakan. Şimdi Ümit. Hakan hareketli. İlie'de top istiyor. İlie'ye doğru. Adrian İlie. Hemen yanında Ergün. Sol tarafta hata destek veren Osman var. Ergün sert vurdu. Kaleci Poştulka. Çok iyi oynuyor Galatasaray bu dakikalarda. Oyunun mutlak hakimi. Topa daha çok sahip olan, oyunu kontrol eden taraf Galatasaray. 2 hafta önce 3-0 yenildi Sparta Prag karşısında. 1-0 galip durumdayız ve ikinci gole de yakın oynuyor Galatasaray şu dakikalarda. Volkan. İlye'nin faul yaptığını belirliyor. Belçikalı hakem serbest vuruş kullanacak Sparta Prag takımı. Bu arada Sparta Prag yedek kulübesinde iki oyuncu değişikliği için hazırlık var sevgili seyirciler. Bülent. Ergün. Tekrar Bülent. Hakan'a doğru. Hakan'ı yine elle kolla tutmaya çalışıyor Sparta Prag savunmasında Botava. Bir anlaşmazlık. Taş Sparta Prag. Oyuncu değişikliği gerçekleşmedi şimdi. Hakem durdurmadı oyunu. İki Sparta Praglı oyuncu oyun alanının kenarında. Bülent. Osman. Ergün kaptı. Şimdi Tugay. Ondan tekrar Ergün. Hemen yanında Hacı var. Ergün Hakan'a doğru. Ümit topla buluştu. Ümit ceza sahasına sokuluyor. Ümit. Hakan. Gol pozisyonu. Hakan. Ama top yine yanından dışarıda. Yapma Hakan. Kaçmaz bu gol. Hakan kaçırıyor. Kaleciyle karşı karşıya net gol pozisyonu. Hakan'ın sevdiği pozisyonlardan birisi. Onun presesinde top direği yalayarak dışarı gidiyor. Gole en yakın futbolcumuz Hakan Şükür bu pozisyondan sonuç alamadı. Maçın başından beri istediği topları alamıyor diyordum Hakan. İşte istediği topu aldı ama bu pozisyondan sonuç alamadı. Sparta Prag'da Nemeçek ve Gabriel oyunda. Eğer Galatasaray bu hırslı, bu istekli, bu arzulu futbolunu sürdürürse bu oyuncu değişiklikleri Sparta Prag'a hiçbir şey getirmez. Yapılan hareket faul. Ayaz önce oyuna giren futbolcu Nemeçek. Popescu'yu işte izlediğiniz bu pozisyonda yere indirdi. ...1-0
Bir faul serbest vuruş kullanacak Sparta Prag takımı. 58. dakikada Tugay'ın attığı golle 1-0 galip durumdayız. Maçta 66. dakika. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta gol atamayan Galatasaray, puan alamayan Galatasaray aradığı, arzuladığı gole kavuştu. Ve bu karşılaşmada gerçekten de çok başarılı. Şimdi Tugay sıyrıldı rakibinden. Çok zarif bir vücut hareketi. Ondan Hacı'ya. Kaptırdı topu Hacı. Lokvenç. Bavotni atak yönünü sol tarafa çevirmek istedi. Ümit bırakmadı. Hakan. Mehmet Çekin pası. Faul diyor Belçikalı hakem Michel Piro. Ümit'in yaptığı harekete ve serbest vuruş kullanacak Sparta Prag takımı. Gabriel az önce oyuna giren futbolcu Sparta Prag takımında. İlk maçta da ikinci golünü atmıştı Sparta Prag takımının. Topun gerisinde kaptan Svoboda. 1-0'a kadar golü düşünür bir görüntü çizmeyen Sparta Prag takımı şimdi tüm hatlarıyla Galatasaray yarı sahasında. Orta ceza sahasına doğru Volkan kalesini terk etti ve topa sahip oldu. Osman. Süratle çıkıyoruz. Osman. Hacı. Tekrar Osman'ın önündeki boşluğa doğru. Osman hareketli. Bırakmıyor savunmada Refka. Hacı. Popescu. Sağ kanattaki boşluğa. Ümit. Fatih. Volkan. Siegel'in bir şutu dışında Galatasaray rakibine şöyle önemli bir pozisyon vermiş değil maçın başından beri. Hakan yerde, faul bekliyoruz. Devam diyor Piro. Kaptan Svoboda. Tekrar Svoboda. Ergün. Şimdi Adrian İlye. Süratle hareketlenen oyuncu Hacı. Hacı topla buluştu. Bir topuk pası İlye'ye. İlye ceza sahasında. İlye'nin presi var. Uzaklaştırıyor. Hornak Sparta Prag savunmasında. Taş bizim. 1-0 öndeyiz Ali Samiyen'de. İkinci golü arıyoruz. Hacı topu kurtardı. Yetişebilecek mi? İkinci pozisyon Hacı. Şimdi İlye'ye doğru. Köşe atışı kullanacağız. Son müdahale savunmadan. Evet. 58. dakikada Tugay'ın attığı golle Galatasaray'ımız 1-0 önde Sparta Prag karşısında. Ceza sahasında 5 Galatasaraylı. Topun gerisinde Hacı. Hacı'nin ortası dışarıya doğru. Tugay bıraktı gerideki arkadaşı Fatih'e. Fatih ceza sahası dışından şansını denedi ama top üstten dışarıda out. 70. dakika maçta bitime 20 dakika var bizim saatimize göre. Ve Galatasaray'ın Tugay'ın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü Ali Samiyen'de. Tugay kurtaramadı topu rakibinden. Svoboda. Ümit indirdi kafayla. İndirdiği yerde Hakan. Ergün. Adrian İlye. Şimdi Hakan'a doğru. Hakan bıraktı Osman'a. Orta ceza sahasını Osman'dan İlye'ye gelmiyor. Hacı. Taç bizim. Ergün kullanacak tacı. Osman'a yapılan hareket faul olması lazım. Faul diyor Belçikalı hakem Michel Piro. Serbest vuruş kullanacağız. Topun gerisinde usta bir ayak. Hacı. Ümit, Adrian İlye ve Hakan Şükür ceza sahasında. Uzak tarafa doğru kaleci Poştulka topa sahip oluyor. Ve oyunu hemen başlattı. Gabriel'le, Tugay'ın Gabriel'e yaptığı hareket faul diyor Belçikalı hakem. Serbest vuruşta Sparta Praglılar
Oyunu başlatmadılar, düzeltiyorum. Taç attı, Sparta bıraktılar. Bir an faul beklemişti Sparta Prag takım oyuncuları. Gabriel. Popescu çok serin kanlı. Tek top oynadı Tugay'a doğru. Tugay topu kontrol etti. Ergün'ü gördü. Şimdi Ergün. Nemeçek. Haşek. Haşek'e doğru. Şimdi ortasını yaptı Haşek. Tehlike geçmiş değil. Ve korner. Yine Popescu'nun müdahalesi var. Ve köşe atışı kullanacak Sparta Prag takımı. 1-0 galip durumdayız sevgili seyirciler. 72. dakika karşılaşmada. Köşe atışı kullanacak Sparta Prag. Kornerlerde Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü var Sparta Prag'a karşı. Bir kafa top direnisinden dışarıda. Refka savunmadan ileri çıkıp kafayı vuran oyuncu Sparta Prag takımından. Volkan kullanacak kale atışını. Hakan'a doğru. Hakan yükseldi, vuramadı. Bülent. Repka. Svoboda. 1-0'dan sonra orta alana yakın oynuyor kaptan Svoboda. Gabriel. Bravo Fatih. Sıyrılamadı Fatih'ten. İkili mücadelelerde çok başarılı Fatih. Tugay önünde geniş bir hareket alanı. Hakan hareketli. Şimdi Hacı'ya. Hacı şu pozisyonda sert vurdu. Kaleci boşlukta. Bir sıfırı galip durumdayız. Tugay'ın attığı golle Hakan Şükür'le de kaçırdığımız mutlak bir gol pozisyonu var. Polotny. Atak hazırlığında Sparta Prag. Şimdi topla buluşan Svoboda. Lokvenç. Tekrar Svoboda. Popescu girdi araya. Çok başarılı Popescu bu akşam. Tek top oynadı Hacı. Hacı solundan attı, sağından geçmek istedi ama faul yapılıyor Hacı'ya. Akıl dolu bir hareket Hacı'den. İşte bir kez daha izliyoruz. Haşek faulle durduruyor Hacı'yı. Galatasaray'da bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Arif girecek oyuna. Bakalım kim çıkacak? Ümit çıkacak. Arif girecek yerine. Arif ofansa daha yakın bir oyuncu Ümit'e oranla. Bakalım ilerleyen dakikalarda, kalan 15 dakikalık süre içerisinde Arif neler getirecek Galatasaray'a. Ümit alkışlar arasında sahayı terk ediyor ve bundan sonraki dakikalarda gole yakın bir oyuncu. Gol pozisyonları hazırlamada usta bir ayak Arif Erdem Galatasaray takımında görev yapacak. Avrupa kupalarında golleri var Arif'in. Tecrübeli bir oyuncu Tugay. Şimdi Hacı, iki oyuncu arasında. Hakan biraz acele etti. Halbuki baskı altında değildi bu kez. Osman ceza sahasında yetişemiyor. Arkanda oyuncu var zannetti Hakan Şükür. O pozisyonda zannedersem. Hemen tek top oynama düşüncesindeydi. İşte Osman'ın az önce hareketlendiği pozisyonda bir kez daha görüntüye geliyor. Hakan, Tugay, Ergün, Osman. Fatih, Hacı'ya doğru. Hacı, şimdi Arif sıyrıldı, sert hareket. Kart çıkması lazım. Gabriel'in hareketi sert. Hakem Piro o bölgede. Ve
sarı kartını Gabriel'e çıkartıyor. Arif topla ilk buluştuğu anda işte izliyoruz. Rakibinden çok güzel sıyrıldı ve sarı kart gösterdirdi. Serbest vuruş kullanacağız. Arif'in tedavisinin yapılmasını bekliyoruz. 58 dakikada Tugay'ın attığı golle 1-0 öndeyiz Sparta Prag karşısında. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada 4 puan almıştı Sparta Prag takımı. Mutlak puan için gelmişti İstanbul'a. Gruptaki iddiasını sürdürebilmesi için bu maçı kazanması gerekiyordu. Ama sahada inançlı, hırslı, çok güçlü bir Galatasaray ile karşılaştı. Ve 1-0 öndeki Galatasaray şimdi Hacı ile serbest vuruş kullanıyor. Ceza sahasında ön tarafa doğru. Gabriel. Bir an offside diye durakladı savunma. Ceza sahamızda gol tehlikesi olabilir. Allah'tan orta iyi yere değil. Taş bizim. Svoboda. Lokvenç. Lemeşek onun ortası. Ceza sahasına doğru. Aman. Bir an o pozisyonda Fatih topla az kalsın elle oynayacaktı. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Bu arada hakem Michel Piro'nun düdüğü var. Serbest vuruş kullanacak Sparta Prag takımı bu pozisyonda Arif'in faul yaptığını belirliyor. Faul nerede biz göremedik. Arif yükseldi, kafayı vurdu ama hakem o pozisyonda bir faul belirledi. Topun gerisinde Svoboda. Lokvenç'e dikkat etmek lazım. Sahanın en uzun boylu oyuncusu hava toplarında. Svoboda. Tugay karşıladı. Gabriel onun ortası. Ceza sahamızda gol pozisyonu. Nemeçek'in vuruşundan sonuç alamıyor Sparta Prag takımı. 1-0 galip durumdayız. Gol Tugay dakika 58. Maçın bitimine bizim saatimize göre 11 dakikalık bir süre var. Eğer bir aksilik olmaz da Galatasaray bu maçı kazanırsa Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 3 puanla tanışacak bu sezon. Volkan. Sparta Prag yarı sahasında bir oyuncumuz yatıyor. Hakem Piro şimdi gördü. Oyunu durdurdu. Hakan Şükür yerde. İstediği topları bu akşam çokça alamadı ama aldığı pozisyonlarda da gol fırsatlarını değerlendiremedi. Gol ayağımız, gol umudumuz Hakan Şükür. Fatih. Kaleci Poştulka. Otava uzun gönderiyor. Popescu indirdi kafayla. Tekrar Popescu. Adrian İlye. Hemen yanında Tugay var. İlye. Hacı top istiyor. Hacı'ya doğru. Geçecek mi? Geçti. Hacı ceza sahasında. Hakan'a doğru. Hakan topla buluşamıyor ama daha önce offside bayrağı havada. Hacı kendi gitse vursa gol pozisyonu olabilirdi ama Hacı pas vermeyi tercih etti. Ve Hakan Şükür de offside'e düştü bu pozisyonda. Genellikle sağ taraftan aldığı topları içeriye doğru driplingle sürerek sol ayağıyla şut pozisyonu arayan bir oyuncumuz Hacı. Ama bu kez pas vermeyi tercih etti ve Hakan offside'de kaldı. Hakan'a doğru. Hakan yükseldi. Topu indirdi. Yerde kaldı. Hakan Piro devam diyor. Refka.
presi var Galatasaray'ın. Ergün ayak koydu. Şimdi Tugay. Adrian ileriye doğru top hızlı kaleci Poşluka'ya kadar geliyor. Son 8 dakika Ali Samiyen'de bizim saatimize göre 1-0 galip durumda Galatasaray. 58. dakikada Tugay'ın attığı golle. Tugay, Hakan, Ergün, sol tarafa doğru, Osman, şimdi ortasını yaptı, Hacı yükseldi, vurdu kafayı, out. Galatasaray'da bir oyuncu değişikliği sevgili seyirciler, Alp'tan oyuna girecek. Adıyaman Spor'dan transfer edildi sezon başından ve Galatasaray'da Hakan Şükür çıkıyor. Seyircinin alkışları arasında sahayı terk ediyor Hakan. Markaj altında çok etkili olamadı bu akşam. Ve Adnan bir savunma oyuncusu, ilerleyen dakikalarda kalan 7 dakikalık süre içerisinde görev yapacak. Elle oynama. Hakem çok yakındı pozisyona. Svoboda. Haşek. Adrian İliye. Osman süratli. Osman yetişebilecek mi? Hacı ortaya doğru sokuluyor. Osman topla buluştu. Ortasını yaptı. Hacı elverişli durum. Hacı vurdu kafaya. Çok elverişli bir pozisyonda Hacı topu dışarı yolladı. O pozisyonda Sparta bıraktı, oyuncunun dengesi bozuldu. İşte bir kez daha izliyoruz. Yere düştü. Hacı topu kafayla dışarı yolluyor. Ve Galatasaray bir gol pozisyonundan daha sonuç alamıyor. 1-0 galip durumdayız ama farkı daha da arttırabilirdik. En azından şöyle bir 3-0 olabilirdi bu karşılaşma. Lokvenç. Fatih. Fatih kontrolünde top dışarı gidiyor. Lokvenç'in yaptığı harekette faul bu arada ve out. İkili mücadele kaybetmedi bu akşam Fatih. Ve işte izliyoruz bir kez daha. Top onun kontrolünde dışarı gidiyor. Son 5,5 dakika Ali Samiyen'de. Galatasaray 1, Sparta Prag 0. Gol dakika 58 Tugay. Hacı Hilye ile birlikte çift santifor olarak görev yapıyor kalan dakikalarda. Haşek. Tugay karşıladı. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji var Tugay'da. Offside bayrağı havada. İzleyelim bakalım offside mı? Türbünlerin tepkisi var. Hacı için offside bayrağı kalktı. İşte bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Bu açıdan görmemiz zor. Sparta bıraktılar. En direkt serbest vuruşta oyunu başlattılar. Popescu indirdi. Adnan havalandırdı. Repka. Hornak. Sağ tarafa doğru. Yetişemiyor Sparta bıraktı oyuncu, taş bizim. Çizek görüntüde ilk yarıda sol kanatlı görev yapıyordu. İkinci yarıda yapılan oyun değişikliklerinden sonra teknik direktör Kovaneç ona sağ kanatta görev verdi. Adrian İlgi hareketli. Yetişebilecek mi? İliye topu kazandı. Hacı sokuldu yanına. İliye'nin ortası. Tugay bombaş pozisyon. Gol geliyor. Geldi. Tugay. 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 2-0. Harikasın Tugay. Muhteşemsin Tugay. Tugay gecenin yıldızı. Tugay gerçekten de bir kahraman. Galatasaray'ın beklediği arzu ettiği gollerin kahramanı. Tugay bu gece Sparta Prag karşısında şov yapıyor. İşte topu kontrolü ve işte presesi. Tugay'ın attığı gollerle durumu 2-0 yapıyoruz Sparta Prag karşısında. Ve
bizim istediğimiz, bizim beklediğimiz, bizim aradığımız, bizim arzu ettiğimiz goller geliyor. Bizim istediğimiz Galatasaray, gerçek Galatasaray bu. Bravo Cimbo, bravo Tugay ve durum 2-0. Seyirci 3. golü istiyor. Galatasaray 2-0 galip durumda. Tugay, Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yıldızlardan birisi. Yeteneklerini bu akşam fazlasıyla gösteriyor. Hırsıyla, inancıyla sahada basmadık, yer bırakmadı. Ve o usta bileklerini, usta ayaklarını Sparta Prag karşısında iki kez konuşturdu ve 2-0 öndeyiz. İşte Tugay Kerimoğlu görüntüye geldi. Tribünlerde büyük coşku, büyük sevinç var. Fatih Terim ayakta. Galatasaray tribünleri coşku içerisinde. 2-0 galip durumdayız. Bundan önce kaybettiğimiz puanlara yanıyoruz sevgili seyirciler. Şampiyonlar Ligi'nde bu Galatasaray'ın layık olduğu yer bu değil. Ama kısmet bu karşılaşmaya Sparta Prag maçınaymış. Kaleci Poşulka'ya kadar gelen top. 2-0 galip durumda Galatasaray. Bitime 2 dakikalık bir süre var. Goller Tugay'dan geldi. Bir orta alan oyuncusu. Çok çalıştı bu akşam. Gerek toplu gerekse topsuz oyunda çok başarılıydı. Ve Tugay'ın attığı gollerle 2-0 galip durumdayız. 3. gol mü geliyor? Osman süratli. Sokuluyor Osman. Adrian İlye döndü. İki oyuncu birden bastırdı. İlye topu kaybetti. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle Galatasaray Sparta Prag karşısında tabir yerindeyse savaştı ve istediği sonucu elde etti. Popescu. Bülent. Ergün. Osman'a doğru. Osman süratli. Yetişebilecek mi? Yetişti ama ortasını yapamadı. ...2-0 galip durumdayız. Tugay'ın attığı gollerle. Ali Sami Yen'de. Yine Popescu. Bu akşam çok güzel bir futbol ortaya koydu Popescu. Galatasaray takım olarak gerçi çok iyiydi ama Popescu savunmada, işte seyirci tezahüratında Popescu'ya. Tugay zayıf hareketler. Şimdi İlye'yi topla buluşturdu. İlye. Hacı. Tekrar İlye. Şov yapıyor Galatasaray. İlye ceza sahasında. İlye ortaya çevirdi. Destek gelmedi İlye'ye. Ve Sparta Prag savunması uzaklaştırıyor tehlikeyi. Yine Popescu. Kafayı vurdu. Ve seyircinin alkışları Popescu'ya. Sezon başında çok eleştirildi Popescu. Ama şu form durumuyla son Samsunspor maçındaki ve bu akşam Sparta Prag karşısındaki oyunuyla herhalde gerçek Popescu'yu gösterdi. Bülent. İlye yetişemiyor. Taç Sparta Prag. 2-0 galip durumda Galatasaray. Sparta Prag karşısında 58 ve 86 dakikada Tugay'ın attığı gollerle. Lokvec. Gabriel. Fatih. Köşe atışı kullanacak Sparta Prag. Kalede Volkan, savunmada Bülent, Fatih, Popescu gerçekten de bu akşam çok başarılı bir futbol ortaya koydular. Orta alanda Tugay bir virtüöz gibi takımını hem yönetti hem golleri buldu. Tribünleri coşturdu. Ve bir oyuncu değişikliği Galatasaray'da. Hacı çıkıyor. Kalan saniyeler içerisinde genç futbolcu, Türk futbolunun ileriki yıllarda çok şeyler beklediği bir oyuncu Emre oyuna girdi. Volkan yumrukladı. Popescu. Taç Sparta Prag. Son anlar artık karşılaşmada. Belçikalarken Michel Pirro her an düdüğünü çalabilir. 2-0 galip durumdayız. Fark daha da artabilirdi. Svoboda. Sparta Prag'ın son çırpınışları artık bunlar. İlk yarı çok katı bir savunma uyguladı. Adam adama markaj uyguladı. O yüzden ilk yarıda
gol pozisyonunu bulmakta güçlük çekti Galatasaray. Ama ikinci yarıda özellikle 1-0'dan sonra Sparta frek açıldı ve Galatasaray rakip takım karşısında çok etkili oldu. Hakem Michel Piro 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor ve Galatasaray Ali Sami Yen'de beklediği zafere imza atıyor.